Report. We have entered a massive gravitational field, Captain. Bayılıyorum böyle çok uzak geleceklerde geçen hikayelere. There are no stars or other stellar bodies listed on our navigational charts. However, sensors indicate the presence of an extremely strong gravitational source in this vicinity. Çok güçlü bir çekimsel kaynak. Can you localize the source of the gravitational field? I'm having difficulty scanning the object. It appears to be approximately 200 million kilometers in diameter. 200 milyon kilometre çapında devasa bir küre buldular. Düşünün, dünyanın güneşe uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometre. Yani buldukları küre o kadar büyük ki neredeyse dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi kadar geniş. Mr. Data, could this be a Dyson sphere? The object does fit the general parameters of Dyson's theory. Dyson küresi mi? Uzayın derinliklerinde bir Dyson küresi mi buldular? Bir dakika. Bu Dyson küresini acaba nasıl anlatmak lazım? XX. yüzyılda Freeman Dyson diye bir fizikçi, devasa bir boş kürenin bir yıldız etrafında inşa edilebileceği teorisini ortaya attı. Bir yıldızın bütün ışıma enerjisinden faydalanılabilirdi. İç yüzeyde yaşayan herhangi bir nüfusun neredeyse tükenmez bir güç kaynakları olacaktı. Peki neden böyle bir şey yapılır? Çünkü evrenin neresinde olursa olsun eğer bir yerde zeka varsa o zeka güce ihtiyaç duyar, ondan maksimum verimi almaya çalışır. Biz de öyle yapmıyor muyuz? Bakın, elimdeki kumandanın üstünde minik bir panel var. Bu panel güneşin enerjisini topluyor. Ama güneşin enerjisini toplanma ve kullanma güdüsü bundan çok daha eskilere dayanıyor. Şimdi aşama aşama bunu konuşalım. İlk aşama. İnsanlık tarihine ait bildiğimiz ilk önemli gelişme neydi? Ateş. Güneşin yeryüzündeki minik temsilcisi. Aklımızı başımıza alır almaz onu kontrol etmeye çalıştık. Ateş yakmayı öğrendik. Onunla yemeklerimizi pişirdik. Ateşin etrafında toplandık. Dyson küresi konseptinin ilk örneği mağaralarda başladı. Fakat zekamız geliştikçe ihtiyaçlarımız da karmaşıklaştı. İkinci aşamada daha fazla enerji için daha güçlü ateşler aradık. Toprağın altından çıkan kömürü ve fosilleri yakmaya başladık. Onların üzerinde fokur fokur suları kaynattık ve o suların buharıyla makineleri çalıştırdık. Aslına bakarsanız biz yine güneşin suyunu kullanmış olduk. Güneş, ateş, su, buhar eşittir sanayi devrimi. Üçüncü aşamada güneşin suyunun suyuyla uğraşmak yerine onun bizzat kendisiyle ilgilenmeye başladık. Güneş kendi enerjisini nasıl elde ediyor? İşte atom çağı böyle başladı. Güneşe yakınlaşmaya çalışarak. Yakından bakınca birçok şey öğrendik ondan. Atomun çekirdeği parçalanınca nükleer enerji elde ediyoruz. Atomun çekirdeklerini kaynaştırınca resmen yeryüzünde minik bir güneşimiz oluyor. Soğuk füzyon denilen bu olayla ilgili çalışmalar hala devam ediyor ve ben de önemli gelişmeler oldukça sizlerle bunları bu kanaldan paylaşıyorum. Bakın, insanlık tarihindeki bu üç önemli aşamada da hep güneşi bize yakınlaştırmaya çalıştık. Eğer soğuk füzyonu tam anlamıyla başarabilirsek bu çabanın son aşaması olacak. Dünyada minik minik güneşler kullanacağız. Peki neden kendimizi dünya ile sınırlandıralım ki? Artık yörüngede bir uzay istasyonumuz bile var. Bir de enerji istasyonu yapamaz mıyız? Evlerimizin çatılarından şu kumandaya kadar çeşitli büyüklüklerde güneş panelleri kullanıyoruz. Sahra çölünü güneş panelleriyle kaplasak belki de enerji ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını karşılayabiliriz. Fakat tam da bu konuyla ilgili hazırladığım bir videoda detaylarını aktardığım gibi atmosfer bu konuda önemli bir engel. O zaman atmosferi aradan çıkaralım. Güneş panellerini evimizin çatısı yerine gezegenimizin çatısı olan yörüngesine yerleştirelim. Gökyüzünde böyle tren gibi süzülen ışıkları eminim görmüşsünüzdür. Elon Musk'ın Starlink uyduları onlar. İnternet iletişimi için kullanılıyor. Buna benzer bir şekilde güneş enerjisini toplayacak bir ağ kurulamaz mı? Niye sadece yörüngede kalıyoruz? Ayda kuralım böyle bir enerji istasyonunu. Hem zaten giderek kalabalıklaşan bizim yörüngede trafiği sıkıştırmaz, hem de bomboş ay topraklarını değerlendirmiş oluruz. Fark ediyorsunuz değil mi?
İnsan zekası ve onun sonucu kurulan medeniyet geliştikçe gördüğümüz en büyük güç kaynağı ile olan ilişkimiz de gelişiyor. Ateşle başladık, kömür ve fosil yakıtlarla devam ettik ve şimdi de nükleer enerjiyle yeryüzünde güneşi taklit etmeye çalışıyoruz. Aslına bakarsanız uygarlıkların teknolojik gelişimlerini onların kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntem var. Kardeşev ölçeği. Bununla ilgili ben daha sonra da ayrıca bir video yapmayı istiyorum ama kısaca Kardeşev adında biri güç büyüklüğü sırasına göre 3 uygarlık sınıfı tanımlamış. Tip 1, tip 2 ve tip 3. Tip 1 uygarlık gezegensel uygarlık demek. Kendisine komşu yıldızından gezegenine ulaşan enerjiyi kullanma ve depolama yetisine sahip bu tarz bir uygarlık. Biz daha tam olarak tip 1 bile olamadık. Daha bir 150-200 yılımız falan var. Ama gidişatımız bu yönde. Peki buna göre bir sonraki adım ne olabilir? Güneşin yaydığı enerji saniyede 1 trilyon nükleer bomba kadar enerji ediyor. Ya dünyada güneşi kurmaya çalışmak yerine güneşe gitsek, direkt güneşi kullansak, zaten panellerle bunu yapıyoruz ama uzaya çıkıp atmosferin sebep olduğu o enerji kaybından da kurtulsak. Hadi bırakın dünyanın yörüngesini ayda kuracağımız üssü falan onlar da kesmez bizi. Daha da yakınına gidelim, daha da çok enerji toplayalım. İşte Dyson küresi fikri buradan çıkmış. Enerji hasat etmek için güneşin etrafına devasa bir küre inşa etmek. Teorik olarak gideceğimiz bir sonraki aşama bu. Kardeşev bunu tip 2 uygarlık olarak sınıflandırmış. Zaten o yüzden bilim insanları yıldızların ışıklarını inceleyerek evrende bir yerlerde bu tür yapıları yıllardır arıyorlar. Çünkü gelişmiş bir uygarlık varsa bu yöntemle enerji elde etmeye çalışıyor olabilir. Yani aklın yolu bir. Star Trek'teki mürettebat işte böyle bir yapıyla karşılaştı. Peki bir Dyson küresini nasıl inşa edersiniz? Güneşin etrafını kocaman bir küreyle kaplamak o kadar da kolay değil. Bu yıldızımız olsun. Dünya yaklaşık 150 milyon kilometre ötede onun etrafında dolanıyor. Fakat güneşten ne kadar uzakta olursak uzaklığın karesi kadar o kadar az ışık yani o kadar az enerji alıyoruz. Yani bir birim uzaktayken 360 birim enerji alıyorsak 2 birim uzaktayken 90, 3 birim uzaktayken 40 işte böyle azalıyor. Haliyle ne kadar yakına bir yerlere inşa edersek birim yüzeye o kadar çok enerji düşürmüş, o kadar çok enerji hasat etmiş oluruz. O zaman küreyi böyle yakın bir yerlere kurmalıyız. Fakat çok da yakın olmamalı çünkü bu sefer de kullandığımız materyal çok fazla ısınabilir. Uzay boşluğunda böyle materyalleri soğutma büyük bir problem. Fakat ısınan her materyal sıcaklığına bağlı olarak belirli bir miktarda parlar. Kızılöte kameralarda görünme nedenimiz bu. Çünkü vücut sıcaklığımız kızılötede ışıma yapmamıza neden oluyor. Çok sıcak bir demirin sarı sarı parlama ya da yıldırımların mavi mavi görünme nedeni de aynen bu. Tam da bu sebeple Dyson küresinin kızılötede ışıma yapmasını beklemek gayet akla yatkın. Hatta Freeman Dyson da ilk defa 1960'ta infrared ışınım yapan yapay yıldız kaynaklarına dair bir arayış adında bir makale yazmıştı. Çünkü topladıkları enerjiden daha düşük bir bölgede ışık yaymalılar. Yani girdi çıktı meselesi. 100 enerji alıp 90'ını hasat ediyorsa onu bir şekilde dışarıya kaçmalı. Enerji verimliliği yani. Konu nasıl da hep aynı yere geliyor değil mi? Eğer oralarda bir yerlerde bir uygarlık böyle bir yapı kurduysa ve enerji verimliliği de çok yüksekse kızılötede parlamıyor bile olabilir. Belki de onları şu zamana kadar hiç görememiş olma nedenimiz enerji verimliliği problemini onların çoktan çözmüş olmaları olabilir, kim bilir. Belki de bizim gibi önce aç bir şekilde öyle enerjiye odaklanıp onun oluşturduğu problemleri sonradan çözmek için kavga etmiyorlardır. Hı? Belki de doğrudan doğabilecek problemleri düşünerek ilerliyorlardır. Akıllı bir yaşamdan da bunu beklemek gerekmez mi zaten? Bir de kullanılacak kaynakların yeterliliği ve sürdürülebilirliği mevzusu var. Bu kürenin çapı ne kadar büyük olursa kullanılması gereken madde miktarı da o kadar fazla olur. Hatta bu o kadar fazla olabilir ki bütün o yıldız sistemindeki materyalden bile fazlası gerekebilir. Yani imkansız bir şey. Bir kere çok parlak yıldızları da bu yüzden adaylardan elememiz gerekiyor. Çünkü onlar çok sıcaklar ve yapıyı uzağa kurmak gerekiyor. Bu durumda da çok daha fazla malzeme gerekiyor. O yüzden böyle daha sönük, daha soğuk, kırmızı yıldızlar bizim için daha iyi adaylar olabilir. Yani bizim için derken bizim aradığımız o Dyson küresini yapmış medeniyetleri, uygarlıkları keşfetmek için. Yani gördüğünüz gibi koskoca bir küre için çok fazla materyal gerekiyor. Ayrıca güneş her şeyi üzerine çekiyor.
Sürekli üzerine kuyruklu yıldızlar, göktaşları filan düşüyor. Böyle bir küresel yapı adeta bir dart tahtasına dönerdi. E çarparsa çarpsın, ne olacak canım, tamir edebiliriz biz onu ya filan diyebilirsiniz ama bunu sadece Star Trek'te diyebilirsiniz. E çünkü ne de olsa böyle bir yapının stabil olmasını beklemek gerek değil mi? En ufak bir denge bozukluğunda o yapı kırılarak güneşin üzerine komple çökmeye başlayabilir. İşte bu yüzden Dyson küresi değil de Dyson Swarm, yani Dyson sürüsü fikri ortaya çıkmış. Yani biz bunu bütün bir küre yapmayalım da böyle bir kuş sürüsü gibi birbirinden bağımsız parçalar şeklinde inşa edelim. Tıpkı şu anda dünyanın etrafında dolanan, artık sayısını bile unuttuğum uydular gibi. Geceleri bitiren gibi dizilen o Starlink'ler gibi. Eğer Dyson sürüsünü yapsaydık ve ona güneşten baksaydık herhalde biraz ona benzerdi. Böyle bir sürünün bir avantajı daha var. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani illa koskoca bir yapıyı tamamlamak zorunda değilsiniz. Ne kadar uydu yapabiliyorsanız, ne kadarını yerleştiriyorsanız o kadar çok enerji elde etmeye başlarsınız. Sonra bu elde edilen enerjiyi de daha çok enerji üretmek için, daha çok uydular yapmak üzere kullanırsınız. E bu durumda elde ettiğiniz enerji de giderek ve katlanarak büyür. 1 iken 2, 2 iken 4, 4 iken 8, 8 iken 16. Sonra? Ya daha ateşi ilk yaktığımız andan beri yüzümüzü hep ateşe, güneşe döndük. Hep ona daha çok yakınlaşmak için çabaladık. Hep daha fazlası, hep daha fazlası. Peki ne için? Yıldızlar arası ortamlara açılabilmek için. Bunun için gerekli olan enerjiyi elde edebilmek için. Tıpkı bir kuşun önce yuvasına sıkı sıkı sarılıp sonradan uçması gibi. Biz biraz da uçabilmek için çabalıyoruz. Ama bunu dikkatli bir şekilde yapmazsak uçmak yerine düşebiliriz. Bu televizyon kumandasından bu Dyson küresine kadar nasıl geldik? Daha doğrusu nasıl gidiyoruz? Aslında her şey şundan ibaret. Enerjiyi verimli kullanma arzusu. Bu kumanda Samsung'un, bu videonun da sponsoru olan Samsung'un yaptığı gibi yarını da düşünerek tasarlamak. Hatırlayın, sanayi devrimini hatırlayın. Dev buharlı makineleri, daha hızlı ulaşım, buharlı güçlü trenler, kömür yakan trenler. Yaktıkça yaktık, daha da çok yaktık. O güç bize tatlı geldi. Bir fark yarattığımızı sandık. E yarattık da gerçekten. Ama bu pek de iyi bir fark olmadı. Çok geçmeden bizi yıldızlara götürecek olanın kömür olamayacağını anladık. Bugün evde kullandığımız her alette artık enerji verimliliğini konuşuyoruz. Samsung'un enerji verimliliğini artırmak için AI teknolojisinden faydalanması bu vizyonumuzun bir parçası. Teknolojiyi daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek yaratmak için kullanma vizyonumuz bu. Öyle kömür gibi her bulduğumuza körü körüne atlayarak değil, bilinçle kullanarak. Sadece bu da değil, aynı zamanda geride bıraktığımız izi de düşünmek zorunda olduğumuzu anladık. Bir zamanlar sınırının olmadığını düşündüğümüz devasa okyanuslar artık bizim için küçücük yerler. Adım atmadığımız köşesi kalmadı. İz bırakmadığımız hiçbir yer yok. E madem böyle adımlar atıyoruz, o halde bir fark yaratalım. Bunu nasıl yapabileceğimizi gösteren bir mini belgesel hazırladık. Karbon emisyonlarını azaltma, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi çevreye duyarlı adımların nasıl atılabileceğini anlattık. Okyanusa atılmış balık ağlarından cebimizde kullandığımız telefonlara giden serüveni. Yapay zeka teknolojisiyle enerji tasarrufunun nasıl sağlanabileceğini. Ambalajların tasarımında bile sürdürülebilirlik kavramının gözetilebileceğini, gençlerin bu konudaki farkındalığının artırılması için sürdürülebilirlik temalı ne gibi yarışma ve eğitim programları düzenlendiğini, hep birlikte küçük adımlar atarak dünyayı nasıl daha yaşanabilir bir yer haline getirebileceğimizi. Eğer yarın bir gün Dyson küresi gibi devasa, gezegen boyutlarında materyaller isteyen çok büyük yapılar inşa edeceksek eğer, her bir kaynağı nasıl verimli kullanacağımızı da çok iyi anlamalıyız. O zamana kadar biz Star Trek izlemeye devam.